İki futbol takımı en son maçlarına katılan taraftarların sayısını karşılaştırıyor. Atmacalar takımının maçında 12896 taraftar varken, Çevik Spor'un maçında 12901 taraftar varmış. Hangi takımın maçında daha fazla taraftar vardır? Şimdi bu videoyu durdurun ve sorunun cevabını önce kendiniz bulmaya çalışın. Tamam, şimdi birlikte bakalım. Atmacalar'la başlayalım. Bize Atmacaların maçında 12.896 kişi olduğu söylenmiş. Şimdi bu sayıyı şuraya kocaman yazıyorum. Bunu neden böyle büyük büyük yazdığımı birazdan anlayacaksınız. Çevik Spor'un maçında ise 12.901 kişi varmış. Bunu da yazalım. 12.901. Sayıları karşılaştıracağım zaman ben ilk olarak en büyük basamak değerine bakıyorum. Evet, bakalım. İkisinde de bir tane 10.000'lik var. Yani 10.000'ler basamağı her ikisinde de aynı. Bir sonraki basamak olan binler basamağına bakalım. Binler basamağındaki rakamların da aynı olduğunu görüyoruz. Ancak yüzler basamağına geldiğimizde Çevik Spor'un yüzler basamağının Atmacalar'dan daha fazla olduğunu fark ediyoruz. Bu durumda onlar ve birler basamağında ne olduğunun bir önemi yok. Burada daha fazla yüzlük varsa bu daha büyük bir sayıdır. Demek ki hangi takımın maçında daha fazla taraftar varmış? Çevik Spor'un. Bunu nasıl bulduğumuzu tekrar ediyorum. En büyük basamaktan yani 10 binlerden başlıyoruz. Bunların aynı olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçiyoruz. Orada da aynı. Sonra bir sonraki basamağa yani yüzler basamağına bakıyoruz ve orada çevik sporun daha büyük bir rakama sahip olduğunu görüyoruz. Bu durumda çevik sporun maçında atmacalardan daha fazla taraftarı olduğunu anlıyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. 12.901 büyüktür, büyüktür işaretinin açık olan kısmının büyük olan sayıyı gösterdiğini de bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Evet, bu durumu 12.901 büyüktür, 12.896 şeklinde de yazabiliriz. Ayrıca bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 12.896'dan saymaya devam edin. 12.896, 12.897, 12.898, 12.899, 12.900 ve 12.901. 12.896'yı artırdıkça, 12.901'e ulaştığımıza göre, 12.901 daha büyük bir sayıdır. Hadi şimdi başka bir örnek yapalım. Aşağıdaki tablo, hayvanat bahçesindeki birkaç hayvanın ağırlıklarını gösteriyor. Hayvanları en hafifinden en ağırına doğru sıralayın. En hafif hayvan, listenin en üstünde olmalıdır. Aşağı kaydırınca, burada 3 hayvanın da verildiğini görebiliyoruz. Bu alıştırmayı yaparken normalde bunların üstüne tıklayıp taşıyabiliyoruz. Ama ben şimdilik sadece sorunun ekran görüntüsünü kopyalayıp yapıştırmıştım. O yüzden sıralamayı buraya elle yazacağım. Evet. Şimdi bu ağırlıkları bir düşünelim. Fakat öncesinde az önce de dediğim gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza çözmeye çalışın. Evet, yine ilk olarak en büyük basamağı karşılaştırarak başlayacağız. Buradaki en büyük basamak binler basamağı. Binler basamağında hepsinde ikişer tane binlik var. Bu durumda yüzler basamağına geçiyoruz. Kutup ayısı ve timsahın iki tane yüzlüğü var ama zürafanın sadece bir tane yüzlüğü var. Dolayısıyla bunların arasında zürafanın en hafif hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın, bu hayvanları en hafiften en ağıra doğru sıralıyoruz. Ve yüzler basamağı en az olan zürafa. Hepsinin önce binler basamağına baktık ve aynı olduklarını gördük. Sonra bir basamak sağa gidip yüzler basamağına bakınca da zürafanın yüzler basamağındaki değerinin en az olduğunu gördük. Bu sebeple zürafa en hafif hayvan oluyor. Onu en üste yazalım. Şimdi de kutup ayısı ve timsahı inceleyelim. Her ikisinin de binler, yüzler ve onlar basamağı aynı. Fakat birler basamağında kutup ayısı timsahtan daha büyük bir değere sahip. Bu yüzden kutup ayısı en ağır olandır. Yani sıralamada zürafadan sonra timsah gelir. Timsahı yazalım ve sonra da aralarında en ağır olan kutup ayısını yazalım. Evet, burada da bir önceki örnekteki gibi en büyük basamak değerinden başlayıp rakamları karşılaştırdık. İlk basamakta hepsi aynıydı. Bu durumda bir sonraki basamak değerine bakıyoruz. Aaa işte burada bir fark var. Demek ki bu daha hafif olmalı. Bunu bulduktan sonra buradaki onlar ve birler basamağında ne olduğu önemli değil. Çünkü zaten yüzler basamağındaki değer diğerlerine göre daha az. Dolayısıyla bunları sıralarken en üste zürafayı koyarız. Ardından timsahı yerleştiririz. Kutup ayısı da en sona kalır. Yani aslında sadece bu ikisinin yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sorular çok eğlenceli. Hmm, ekranı biraz kaydıralım. Şimdi videoyu durdurun ve problemi kendiniz çözmeye çalışın. Evet. Aşağıdaki tabloda Kuzey Amerika'daki 3 dağın yükseklikleri gösterilmektedir. Abdullah üniversite zirvesinin yüksekliğini tahmin etmeye çalışıyor. Bu zirvenin büyük dağdan daha yüksek ancak Alverstone Dağından daha alçak olduğu biliniyor. Yani aradığı yükseklik şu ikisinin arasında bir yerde olmalı büyük dağdan daha yüksek ama Alverstone dağı kadar da yüksek değil. Pekala. Aşağıdaki boşluğa Abdullah'ın üniversite zirvesinin yüksekliği için önerebileceği tahmini değerlerden birini yazın. Cevap olarak bir tam sayı yazmalısınız. Yani 14.428'den büyük ve 14.500'den de küçük bir sayı düşünmeliyiz. Bir çözüm olarak Büyük Dağ'ın yüksekliğine 1 ekleyebiliriz. Yani olasılıklardan biri 14429 olabilir. Bu Büyük Dağ'dan daha yüksektir ama Alverstone Dağı kadar yüksek değildir. Birler basamağı Büyük Dağ'dan daha fazla olmasına rağmen en büyük basamaklardaki değerler bir yere kadar aynı ve yüzler basamağına geldiğimizde ise bu Alberstone dağından daha küçük bir değere sahip. Yani bu olabilir. Boşluğa 14429 yazabiliriz. 14430 da yazabiliriz. Hatta aslında 14499'a kadar devam edebilir ve bu aradaki değerlerin herhangi birini boşluğa yazabiliriz. Sadece yazdığımız değerin tam sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sayıların herhangi biri doğru kabul edilebilir.